Herkese merhabalar. Ben Arzum Uzun. Bugün çok merak ettiğiniz, özellikle sosyal medyadan beni takip edenlerin nasıl yaptırdın, nasıl oldu, oluyor mu, ne çıktı falan diye sorduğu DNA testi meseleme değineceğim. DNA testini nasıl yaptırdım? Neden o şirketi seçtim? Sonuçlar nasıl çıktı? Sonuçlardan memnun muyum? Bunların hepsini konuşacağız. DNA testi nasıl yapılıyor, o da dahil olmak üzere. Neden böyle bir test yaptırdım? Onu da konuşalım. Hadi başlayalım. Bundan 2 ay kadar önce Amerika'ya gittim. Ve oraya gitmişken bir DNA testi yaptırmak istedim. Genlerimi soy haritasını izleyebilmek için. Yani benim genlerim nerelere, hangi ülkelere dayanıyor, hangi ülkelerin vatandaşlarından özellikler taşıyorum vesaire diye. Ya da hangi bölgelerin. Bu testi Amerika'ya gittiğimde yaptırmamda çok önemli bir neden var. Çünkü test normalde Türkiye'de yapılmıyor. Kanunen DNA testi yasak Türkiye'de. Bu şekilde bir DNA testi yaptırmak ya da böyle bir DNA bankası kurup burada insanların bilgilerini toplamak yasak. Ancak biliyorsunuz ki yasaklar tatlıdır ve güzel olan her şey bizim ülkemizde genellikle yasaktır. Dolayısıyla Amerika'ya gider gitmez ben bir test alacağım dedim. Neyse testi aldım. Testi alana kadar tabii bütün sitelere baktım. 23andMe bunun en babası diye geçiyor. Ama Amerika'da en çok önerilen, en iyi denilen Ancestry.com'du. Ancestry.com'dan testi aldım. Ben Florida'daydım. Normalde kargolamaları bunu bana bir hafta bile sürmemesi gerekirken neredeyse 15 günde geldi. Bu bir sıkıntıydı. Korkunç bir posta servisleri olduğunu söyleyebilirim. Test geldi. Hatta benim döneceğim gün geldi yanlış hatırlamıyorsam. Tabii uçağım vardı o gece. Onu orada yaptığım için size gösteremiyorum. Bir kutu geliyor. Her şeyini bulursam internette nasıl bir kutu geldiğini size örneklemiyle gösteririm. Bir kutu geliyor. O kutunun içinde böyle bir tüp, büyükçene bir tüp çıkıyor. O tüpün içini tükürüğünüzle dolduruyorsunuz ve bir poşeti var onun böyle. O sıvıyı bozulmadan koruyabilmesi için de içinde böyle bir kağıt gibi bir şey var. Özel bir kağıtmış o. Tüpün içinde ayrıca bir solüsyon var. Ve o solüsyonla birlikte çalkalıyorsunuz iyice tüpü. Sonra o torbaya koyuyorsunuz. Sonra onlar kendi kutularını gönderiyorlar zaten size. Kutunun üstünde geri gönderme adresi de var. O kutuya da koyuyorsunuz. Ancestry.com'da geri gönderme posta ücretini de ödemiş oluyorsunuz. Ve hiçbir şey yapmadan bir seferde gönderiyorsunuz. Ancestry.com'dan benim aldığım Traits ve Heritage'dı. Traits dediğimiz şey böyle bir takım genetik yatkınlıklarınızı sağlıksal olarak gösteriyor. İşte benimkinde mesela elit atlet geni çıktı. İşte göz rengimin ne olduğunu söylüyor. Tabii ki DNA'mdan görünüyor. Saç rengimin nasıl olabileceğini, işte boyumun nasıl olabileceğini, kulak içi sıvınızın neye benzeyeceğine kadar böyle bir sürü şey çıkarıyorlar size. İşte kuş konmaza mesela hassas mısınız, baharata hassas mısınız vesaire gibi. Böyle bir takım özellikleriniz çıkıyor. İşte mesela bende elit atlet geni çıktı, kaslarımın çok çabuk, çok hızlı gelişebildiği çıktı vesaire gibi böyle sağlığınızla ilgili küçük şeyler öğrenebiliyorsunuz. Ama eğer sağlığınızla ilgili daha geniş bir şey öğrenmek istiyorsanız health paketi var. Health paketini aldığınızda genetik olarak yatkın olduğunuz hastalıkları da görebiliyorsunuz. Ben o paketi almadım. Totalde $100 gibi bir şeye geliyor Ancestry.com'un ki. Yanlış hatırlamıyorsam ben kargo ücreti ödemeden aldım. Öyle bir kampanyasına denk geldim ama Amerika'daysanız $9 gibi de bir kargo ücreti ödüyorsunuz. Ardından o tüpü doldurma meselesine geleyim. Yarım saat boyunca hiçbir şey yiyip içmemiş olmanız gerekiyor. Yarım saat önce de su da dahil. Yarım saat önce de dişlerinizi iyice fırçalamış olmanız gerekiyor. Tüpü o yarım saat sonra tükürüğünüzle önce yanaklarınızın içini biraz ısırıyorsunuz. Oradan herhalde parçalar kopsun diye. Sonra da tükürüğünüzle o kabı dolduruyorsunuz. Dediğim gibi çalkalıyorsunuz, o poşete koyuyorsunuz, kargosuna koyuyorsunuz, gönderiyorsunuz. Ben bunu yetiştirdim bir şekilde. Bundan sonrasında bir aylık bir bekleme süreciniz başlıyor. Çünkü sonuçları online olarak görüyor. Ay ben bir ay boyunca bir heyecanla bekliyorum. Nereli çıkacağım? Acaba İskandinav geni var mıdır bende? Herkes çok İtalyan'a benziyorsun diyor. Birazcık İtalyanlık olabilir mi falan diye. Arkadaşlar Ancestry.com tabii ki Amerika'ya. Amerika'da daha yaygın bir DNA kuruluşu ve genellikle
siyahi insanların kökenlerini tespit etmek üzerine kurulu bir şirket. Ben böyle olduğunu biliyordum ama bu kadar aptalca bir sonuç geleceğini hiç tahmin etmiyordum. %100 Anatolian Kafkas çıktım. Yani %100 Kafkas çıktım ve gösterdikleri bölge işte Gürcistan, Ermenistan, birazcık Azerbaycan, Rusya ve ya zaten yani o kadar iyi biliyorum ki böyle bir kökenimin olduğunu. Benim derdim, ailemin geldiği her yeri biliyorum ben. Gürcistan, Kırım. Kırım'ı göstermedi bu arada, çok enteresan. Herhalde ellerinde öyle bir data yok. Bunun haricinde ben acaba ne kadar Ermeni geni taşıyorum, ne kadar Türk geni taşıyorum vesaire, bunları öğrenmek istiyordum aslında. Ama maalesef böyle bir sonuç vermedi. Kümülatif olarak beni %100 Anatolian Kafkas olarak gösterdi. Ben %100 Anatolian Kafkas'ım çünkü ailemin iki tarafı da aynı yerden geliyor. Dolayısıyla şaşırtıcı olmayan bir sonuç çıktı. Beni müthiş hayal kırıklığına uğrattı tabii ki. O kadar para verip, o kadar bekledikten sonra, o kadar para verip diyorum çünkü bizim için büyük bir para değil mi bu? Şimdi dolar 16 lira mı oldu, öyle bir şey? 1600 lira para verip, üstüne o kadar bekleyip saçma sapan bir sonuç almak hiç hoş değil. Hiç Ancestry.com'u asla tavsiye etmiyorum. Amerika'ya da gitseniz başka bir yerden yaptırın testi. Şimdi yeni bir test aldım. Onu yapacağım. Hala yapmadım. Bir aydır çok yoğunum çünkü. MyHeritage.com'dan aldım bu sefer testi. MyHeritage daha European, yani Avrupa'ya özel bir test. Ve Türkiye'ye gönderiyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam 9 dolar kargo parası ödüyorsunuz. Gene Amerika'dan geliyor. 9 dolar orada standart yani kargo parası. Amerika'nın içinde de 9 dolar, dışına da 9 dolar alıyorlar. Ben kampanyayla galiba totalde 59 dolar gibi bir şey almış olabilirim. Ya da 55 dolar, öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü öyle bir şey değil. Çok 3 aşağı 5 yukarı. Yalnız uyarmak istiyorum sizi bu testi Amerika'dan getirtmek isteyenler için. 5 dolarda, 5,5 dolarda gümrük alıyorlar üstünden. Çünkü biliyorsunuz yurt dışına herhangi bir şey ülkeye soktuğunuzda şu an inanılmaz bir gümrük vergisi veriyoruz. Onu da ödedim. Şimdi geri göndereceğim. Bu testin geri gönderme kargosunun ücreti yok. Muhtemelen bir gene 10 dolar da kargosuna vereceğiz. Gene pahalıya patlayacak ama en azından daha detaylı bir sonuç almayı umuyorum. Onu da en kısa zamanda şu işlerimi biraz toparladıktan sonra yapıp çekip hemen sizlerle, hatta yaparken çekip bu sefer tükürürken beni izlemeyeceksiniz merak etmeyin. Bu sefer cotton swab'lar var, böyle mesela boğaz kültürü alırken kullanılan test çubukları gibi çubuklarla. Bu sefer ağzınızın içinden doku alıp aynı şekilde tüplere koyup yolluyorsunuz. O testi de yapacağım. O testi beraber yaparız. Sonuçlarını da beraber öğreniriz sonrasında. Bu da böyle bir serimiz olsun. Bakalım günün sonunda ne kadar Gürcü, ne kadar Ukraynalı, ne kadar Ermeni, ne kadar Azeri çıkacağım. Acaba Yahudi kökenlerim var mı? Ancestry.com kesinlikle %100 Pontus Rum olduğumu iddia ediyor. Tamamıyla bulunulan bölge itibariyle. Bilmiyorum. Göreceğiz. Slav mıyım? Rum muyum? Slav mıyım? Yunan mıyım? Öğreneceğiz. Bunun hepsini bir sonraki testte öğrenmeyi umuyorum. Yaptırmak isteyenler için açıklama kutusuna linki de bırakırım. Girer, kendiniz bakar, kendiniz değerlendirirsiniz. Bugünlük bu kadar. Herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesi çok öpüyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way.